Açılışta da söylemiştim bu e, bir puanla beraber Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamlamayı <laughs> garantiledi. Nasıl buldum karşılaşmayı Mehmet Emin Uluç? Şimdi Fenerbahçe garantiledi derken şöyle Fenerbahçe Malatya'ya kaybedecek. Konya Spor artı 10 averaj yapmak yani... zorunda. Şimdi hayır bunu neden söylüyorum? Maçtan sonra birkaç tane haber sesi şöyle bir şey işte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şansını son maça taşıdı falan gibi başlıklar gördük. Ha. Hani ya fiksürden haberleri yok ya bu iki takımın yaptıkları maçlardan çünkü iki de eşitler. Yani Fenerbahçe nasıl gördük? Şimdi Fenerbahçe'nin o İsmail Kartal'la büründüğü kimlikten aslında önemli unsurlar eksik. Yani kim? Savunma lideriniz ve Crespo. Crespo. Şimdi Crespo'nun yokluğundan bu yana oynayan Gustavo ile ilgili olumlu cümleler kurmaya çalışıyoruz. Neye göre? Gustavo'nun o düşük performansıyla kıyasladığınızda daha iyi görüntüler falan filan bir şeyler süslüyorsun ama yani bin kere herhalde sorsak hatta Gustavo'nun bizzat kendisine sorsak o da Crespo'yu özlediğini söyleyecektir. Ee, onun işte Mert Hakan da yoktu. Artı takımın motivasyonu da düşmüş durumda. Ee, bütün bunlara rağmen iyi bir performansı. Ee, Halil Umut Meler'in yönetimine rağmen iyi bir performansı. Bu arada Sadece Fenerbahçe açısından değil, Karagümrük açısından da yani o kadar saçma kararlar verdi ki. Bir kere vücut dilinden anormal rahatsız olduğum bir hakemden bahsediyoruz. Yani futbolculara yaklaşımı, mimikleri, duruşu garip bir profil yani bu çözemiyorum ben. Daha önce Fenerbahçe maçlarında e, benzer e, hareketler sergilemişti. Şimdi dünkü maçta verilmeyen bir penaltı var. E, Rossi'nin pozisyonu var. E, Halil Umut vermedi. Şimdi bu maç Fenerbahçe için olmazsa olmaz olsaydı bugün çok başka şeyler konuşuyor olurduk herhalde. Verilmeyen penaltı üzerinden. Ama mesela Emre Mor hakemi neredeyse dövmeye yönelik eylemlerde bulunuyor. Bir kere değil birkaç kere. Bakıyor böyle devam ediyor. İrfan Can haklı olarak suratını aldığı darbe sonrası adam çıldırdı. Tak oyun durdurdu sarı kart. Yani Fenerbahçe sezon başından beri bu tür... ...şeylerle mücadele etti ve buna rağmen burada tamamladı. Tamamlayacak diyelim en azından. Bir maçı daha var ama son dakikalarda bir protesto oldu. Bir tepki evet. oldu. Şimdi Aslında neymiş? bu maçın en hareketli anları yani olabilir bu arada. Şu şuraya geliyor. O zaman kardeşim siz skor taraftarı mısınız? Ya da fikstürden ya da takımın bulunduğu konumdan, takipçisinin durumundan mı? Bunların haberiniz yok mu? Herkes gol ister. Ben de üniversite mensubuyum. 90 dakika orada bekledim. Bir gol olsun tamam mı? Futbolun meyvesi bu, güzelliği bu. Yok olmadı. Ama şunu hesaplıyor musunuz? İşte yükleniyorsunuz bir anda. Kontradan tak gol yedin. Ne yapacaksın o zaman? O bir puanı sil. Son maç. Yüksek nabızda izle bakalım ne olacağını. Yani bazen kazanamıyorsunuzdur ama kaybetmemek de iyidir. Ve İsmail Hoca'nın performansı eleştiriliyor. Ya arkadaşım bu adam geldi. Küllerinden bir takımın tekrar doğmasını sağladı. Ve bu adam gidecek. Bu adam gidecek. Yani Trabzonspor artık şampiyonluğu garantilemiş. Fenerbahçe bulunduğu pozisyonu garantilemiş. Ana kadrondan önemli unsurların yok. Motivasyonun yok. Hedefin yok. Aksine kırgınlığın var. Hadi son 4 dakikada atak yapalım. Yuh mu? Ne oluyor ya? Yani kimi alkışlıyorsunuz, niye alkışlıyorsunuz, ne zaman alkışlıyorsunuz, kimi protesto ediyorsunuz? Yani bütün türbünün böyle düşündüğünü inanmıyorum buna. Yani birileri orada gazlıyor insanları, onlar da bağırıyorlar. Yoksa ne olabilir ya? Ama senin mantığına yaklaşırsak da evet bu beraberlik e, pragmatik düşünelim. Ben de o zaman şu soruyu soruyorum. Pazar akşamı 50 bin kişini arıyor orada. Maç bakarsan hedefi olmayan bir maç ki artık. Lig bitti. Tamam. Yani o taraftar orada 50 bin kişi gelip o ambiyansı yaratıyorsa ben hayatımda şahit olmadım. Fenerbahçe'nin şampiyonla oynamadığı bir sezonda sezon finalini hmm. düzenli olarak evet. önce 20 bin, 30 bin, Trabzonspor maçı 35 bin, o 10 kişi 1 bir, bir, ondan sonra full 50 bine döndürdü. Ya evet. Yani burada biraz taraftarın coşkusuna bence takım eşlik etmeliydi. Burada İsmail Kartal son iki hafta ama bu çok takımda olan, evet, olan bir şeydir. Bak, Seri edemedi, mi? bak etmeliydi ama edemedi. Yani takımın ön tarafta Dinamo'su tabir edebileceğin Crespo ve Mert Hakan yok. O yeni döndü. Bu arada çok sayıda pozisyon var aslında. Yani o ile Rossi'nin heba ettiği pozisyonlar hakikaten vahim diyebileceğiniz bir durum. Ama oyun olarak ben Karagümrük'ü daha çok beğendim. Karagümrük ben, Trabzon deplasmanın aynısını oynadı. Bu arada onların. Karagümrük dediğin takım çok önemli oyunculardan kurulu ve hakikaten belli bir oyun disiplinde oynayabiliyorlar. Herhalde yani, Fenerbahçe'yi de, de en iyi tanıyan teknik direktörü sahipler. Tamam mı? Ve o gol gelmeyince bir yerden sonra artık skoru tutayım düşüncesi. Ya ben sana ben demiyorum söyleyeyim. ki bu takımı hani, gayet ayak, ortadaydı. Ayakta alkışlayayım demiyorum. Ama hani o son 3-4 dakikada top çevirme tamam atak yapın. Atak yapın da kontradan pozisyon versen gol yesen o zaman işin içinden çıkamazsın yani. Bu kadar e, sert iniş çıkışlar olmamalı. Maalesef bunu Fenerbahçe çok sık görüyoruz ama olmamalı. Ya Ben son haftaki maçın tek ihtimali olduğunu düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe'nin bir ikincilik hedefi söz konusu olsaydı Malatya'ya takılmazdı artık. Malatya, Göztepe bunlar fişi çok erken çeken takımlar. Rize ile Altay nispeten tabii biraz daha öyle. şu an oyunlarına devam ediyor da. Yani Ben çok son hafta senin girdiğin matematiksel Mehmet, endişeyi Fenerbahçe bence yaşamazdı. Göztepe'nin kadrosu küme düşen takımlardan. Dağıldı zaten. Rize'nin kadrosu. Bunlar düşünüyorsun. Malatya bunlara hiç yaklaşmadı bile. Sezon bir üstü. de ayrılanlar da oldu küme düştükten sonra. Ma Malatya çok vahim durumda her anlamda. Ekonomik olarak vahim durumda, yönetim olarak. Çok tüken... erken koptu. Tükenmiş tüken, mi Malatya? Ikiden, Ama bunlar evet. buna rağmen, buna rağmen futbol arkadaş 90 dakika oynarsın o top girmeyecekse girmez ve hasbel kadar gider abicim kuş taşa çarpar gol yersin. Bir, bir şey ben... olur. Ko bu arada Konya'nın maçı da Beşiktaş'la. Ve Tamam. Konya'da... O maçın ne garantisi yok Konya'dan? Bence ediyorum. Fenerbahçe olmuştu ikinci. ben şurada senle. Bence son dört, de dakika zaten. değil ama son bir dakikayı anlarım. Taraftar oraya 50 bin kişi gelmişse galibiyet görmek ister. Sırf olay Fenerbahçe'nin son dört dakika beraberliğe razı olması değil. Bence Karagümrün ikinci yarıda oynadığı çok net futbol. Yani ben... Pesic biraz şanslı gününde olsa altı ay yine iki tane kritik kurtarış var. Karagümrün evet. Trabzonspor maçına ne oynadıysa Kadıköy'de aynen uyguladı. Kabul ediyorum. Artı ben taraftar olsam, tribündeki taraftar olsam 3 olsa 4 isterim. 4 olsun 5 isterim. Gol e, isterim. Ben hep daha fazlasını isterim. E ben mesela şimdi Trabzon'u konuşuyor herkes. Değil mi? Trabzon şampiyon oldu. Bir bana yaranamadı herhalde Trabzonspor. İşte daha fazla istiyorum. Hep daha fazla istiyorum. Tabii ki taraftar isteyecek. Ama takım gidemiyor artık. Şimdi normalde sen sağdan savunmadan başlattığın hücumları o sayla yapıyordun. Bu sefer Nazım'la öpüyorsun. Ortadan Kimle Serdar'la oynuyordum? Bu sefer Tisanat'la oynuyorsun. Crespo, Zaysa oynuyordum. Bak Zaysa düştü. Yanında Crespo, Crespo olunca, Gustavo olmayınca... olunca Zaysa düştü. Bence İrfan Can'ın performansında Mert Hakan'ın önemini de gördük. E, tabii ki. Yani... Çünkü Mert Hakan'ın bölgesinde İrfan oynamak zorunda kaldı. O bölgenin oyuncusu değil İrfan. Bak, daha ön... Oyuncu. Hayır kim? daha doğrusu orada Krespo... o kadar geriye gelince Hayır, önde pozisyon daha merkezde marke edilmesi kolay bir oyuncu İrfan ama sırtını çizgiye dayadığı zaman böyle bir sahte açık gibi oynadığı zaman daha efektif. Bak çok basit abi kim Crespo, Mert Hakan omurgan yok yerine koyduğun adamlar da bunlara yakın oynamıyorlar maalesef yani coşku olarak da Tempo olarak da bir de ben futbol aklı olarak istatistik da olarak ol. söyleyeyim Mehmet yani ona bakmak gerek. Ee, Galatasaray'da çok şahit oldum geçen sene. 8 maçlık galibiyet serisi. Ankara gücü maçıydı hatta yine hakem Halil'i unutmayalardı bir yanlış kırmızı kart. Son buldu sonraki haftada kazandı. Genelde hani bir takım böyle 6-7 maç kazandıktan sonra o serisi bittiği zaman bir sonraki maçta kazanamadığı çok oluyor. Ben o yüzden beraberlik bekliyordum ama oyun olarak hani Karagümrük daha bir defansa çekilir. Müthiş savunma yapar. Yok gayet Trabzon maçındaki oyunu oynadı. Trabzon'da da galibiyeti kaçıran taraftı Karagümrük. Dün de alabilirdi maçı öyle. Bu çok... arada Karagümrük mesela maç boyunca dandun toplarla falan çıkmadı. Biglia çok doğru geldi. servisi yaptı. Veya işte o açılmalarında Biglia kaleciye yaklaştığında bazen Vivian'ın göbeğe attığı toplar var. Oyun Ezbeyi yine Caner çok, çok... Doğru çıktı. Caner çok yine bindirme yaptı, orta yaptı Pesic'e. E şey de mesela yani e, Oyun Ezberi Emre, emre Mor Taşıdığı topları daha doğru kullansa ya da işte takım arkadaşları ona eşlik edebilseydi. Bazı toplar evet. işte bir adım öne gitti, bir adım arkada kaldı. Tartışmalar da yaşadılar maç içinde. Ee, Karagümrük yani çok önemli oyunculardan kurulu ve çok iyi işler yapıyor. Buradan i̇yi Süleyman da adım adım hayreten... da daha iyi oynayan değil mi? Böyle Tabii o ki. dokunuşları görmeye başladık bence Karagümrük'te. çok yaşlı bir kadrosu yok Karagümrük'ün. Yaşlı oyuncuları var ama çok yaşlı bir kadrosu yok. Orada Süleyman Başkan'ı da ayrıca tebrik edelim. Ee, kolay maç değildi ki Volkan'ın ekstra bir motivasyonuyla oraya geldiğini de bilelim. Onda sordum. Kaptan dedim. Ne zaman Fenerbahçe'ye hoca olacaksın? <laughs> Şeyde takıldım aslında. İşte biz ve onlar dedi. Dedim biz kim, onlar kim? <laughs> Tabii Karagümrün hocası. Ee, orada güzel Artık, şeyler oluyor. E, Volkan ne bileyim. Şimdi biz. Ama yani e, benim gönlümden Karagübrün. geçerdeki ki İsmail Kartal'a öyle görünüyor çünkü. E, daha güzel bir ve veda olabilir diye